Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyyennehu hayaten tayyibah. Ve lenezziyennehum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadakallahul azim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde Nahl suresi 97. ayeti cellenin aydınlığında cennette kadın erkek eşitliğinden bahsedeceğiz. Estaûzu billah, bismillahirrahmanirrahim. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'min. Mü'min erkek ve mü'mine kadınlardan her kim dünya hayatında güzel amel işlerlerse. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri Nahl suresi 97. ayeti cellede buyuruyorlar ki, dünya hayatında yaşarken mümin erkekler ve mümine kadınlardan her kim güzel amel işlerlerse, yani Kur'an'ı mesajlarla bütünlük içinde yaşarlarsa, ilahi mesajlardaki emirleri yerine getirirken, İlahi mesajlardaki menhiyattan, nehyedilen haramiyetten de kaçınırlarsa. Evet kardeşlerim, dikkat ederseniz Yüce Rabbimiz ayeti cellesinde kadın ve erkek ayrımı yapmadan kadınlarla erkekleri aynı seviyede ele almış, aynı kategoride bütünleştirmiştir. O da nedir? Dünya hayatında yaşarken, hayat sürerken Kur'an-ı mucibül beyandaki ilahi mesajlarla bütünleşmek. Peki muhatap kimdir? Birinci derecede muhatap bütün insanlıktır. Fakat ayeti cellenin sırrına mazhar olacak muhataplarsa mümin kadınlar ve mümin kadınlar ve mümin erkeklerdir kardeşlerim. فَلَنُّحِيَنَّهُ حَيَاتًا ضَيِّبًا فَلَنُّحِيَنَّهُ حَيَاتًا ضَيِّبًا. Ona hoş, temiz bir hayat yaşatırız. Evet kardeşlerim, dünya hayatında yaşarken Kur'an'ı mesajlarla bütünleşerek hayatını devam ettiren mümin kadın ve mümin erkekler Kur'an'ı emirleri yerine getirdiği için ve Kur'an'da yasak edilen menhiyatlardan kaçındıklarından dolayı Rabbimiz onlara dünya hayatında hoş ve mutlu bir hayat bahşeder. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri insan oğluna akıl ve idrak vermiştir. Ve dünya hayatının kalıcı olmadığını insan oğluna beyan etmiştir ilahi mesajlarında. İnsan oğluna dünya hayatını kalıcı olmadığını, emanetçisi olduğunu insana Rabbimiz beyan etmiştir ilahi mesajlarında. İşte Nahl suresi 97. ayeti cellede de beyan ediyor ki, kim dünya hayatında yaşarsa, yaşarken de Kur'an'ı mesajlarla bütünlük içinde olursa, kadın ve erkek mümin olan herkese biz dünya hayatında hoş ve güzel bir amel sunarız, güzel bir hayat sunarız. Kardeşlerim, güzel hayat nedir? İnsanın mutlu olmasıdır. Eğer bir insan dünya hayatında doyumsuz ise, kendisini tamamen dünyevi cazibeye kaptırmış, dünyevi şan ve şöhret sevdasına dalarak hayatını devam ettirmek istiyorsa, bu insan hırstan asla kurtulamaz. Ruhani hastalıklardan asla arınamaz. Akli dengesizlikten asla uzak duramaz. Başkalarına özenir, özenti içinde yaşar. Başkalarına heris ve hasis olur, gıpta etmez, hasis olur.
başkalarının malını kıskanır, ruhen, aklen, kalben ve bedenen rahatsız olur. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki, mümin erkek ve mümin kadınlardan her kim dünya hayatında Kur'an-ı bütünlük içinde yaşarsa, biz ona önce dünyada hoş bir hayat veririz, huzur veririz, mutluluk veririz, rahatlık veririz. Değerli kardeşlerim, Kur'an'la bütünlük içinde yaşayan insan niçin mutludur? Çünkü işin içinden çıkamayacağı bütün sorunlarını Allahü Teala Hazretlerine havale eder. Kendini dünya hayatında asla çarnaçar, çaresiz hissetmez. Çaresiz kaldığı anda çaresizlerin çaresi olan Allahü Teala Hazretlerine o çaresizliğini havale eder. Dünya hayatında Kur'an'ı mesajlarla bütünlük içinde yaşayan bir mümin kadın ve mümin erkek kesinlikle aklen rahattır. Çünkü şeytan aleyhillâne onun aklını kurcalayamaz. Onun aklına nefsani ve hevai düşünceleri atamaz. Onun aklını dünya hayatındaki bir takım efendim ihtişamlara, servetü semana yoramaz. Çünkü Kur'an-ı Mucibül Beyan'daki ilahi mesajlarla bütün yaşayan kadın ve erkek kendi kader taksimatına razı olur. Rabbimizin kendisine sunduğu dünya nimetleriyle yetinerek Rabbine hamd etmesini, şükretmesini öğrenir ve bilir ve şükürden asla geri kalmaz. Ancak kardeşlerim, Kur'an'ı mesajlarla bütün yaşamayan, Kur'an'ı emirleri yerine getirmekten kaçınan ve Kur'an'daki menhiyatı içtinab etmesi gerekirken, kaçınması gerekirken hiç ciddiye almadan menhiyatla bütünlük içinde olan bir insan aklen, ruhen ve bedenen ve kalben huzursuzdur, dengesizdir, hırslıdır. Kardeşlerim, kumar oynayan bir insan hırslı değil midir? Alkol alan bir insan hırslı değil midir? Yetimin malını gasp eden bir insan hırslı değil midir? Kadın veya erkek fark etmez. Namaz kılmayan bir insan hırslı değil midir? Başkasının malında gözü olan bir zalim hırslı değil midir? Öyleyse kardeşlerim, Yüce Rabbimiz buyuruyor ki bakınız. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mümin. Mümine kadın veya mümin erkek olarak her kim ki dünya hayatında güzel ameller işlerse, yani Kur'an'ın mesajlarla bütünlük içinde olursa, فَلَنُّحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, biz ona dünya hayatında güzel bir hayat sunarız. O aklen rahat olur, ruhen mutlu olur, rahat olur, kalben rahat olur ve bedeni de sağlıklı olur, rahat olur. Kardeşlerim, dikkat ederseniz, sırası gelmişken söylemekten kaçınmayacağım. Şu anda Çin'de yaşanan o müthiş salgının nedeni nedir? Oradaki insanlar Rabbimizin haram kıldığı bir hayvanın etini yedikleri içindir. Rabbimiz buyuruyor ki, ey insanlar, size Kur'an'ın mesajlarda helal kılınan hayvan proteinleri var. Onları istimal edin. Rabbimizin mesajlarıyla bütün yaşamayan gayrimüslim olsun, müşrik olsun, kafir olsun, ateist olsun, asla mutlu değillerdir, asla huzurlu değillerdir. Çünkü onlar dünya döngüsü içinde yanıp yakılan zavallılardır. Dünya hırsına boğulmuş,
nefsin egosunu tatmin etmekten uzak edemeyen, çabaladığı halde edemeyen, şeytan aleyhillâninin tesirinden çıkamayan zavallılardır. فَلَنُّحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Biz mümin kadın ve erkeklere dünya hayatında güzel ve hoş bir hayat sunarız. Ancak ahiret yurdunda bunun kat kat fazlasını veririz. وَلَنَّزِّيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kesinlikle yaptıklarının karşılığını daha iyisiyle ahiret yurdunda onlara sunarız. Dikkat ederseniz kardeşlerim, bu ayeti cellede Rabbimiz kadın ve erkekleri muhatap kılmış. Erkeklerin peşinden kadınları değil, kadınların önünden arkasından erkekleri değil. Rabbimizin kulu olan ve mümin olan kadın ve erkekleri Rabbimiz muhatap almış ilahi mesajında ve onlara dünya hayatında nasıl mutluluk vereceğini ve ahiret yurdunda da o işlemiş olduğu güzel amellerini kat kat fazlasını onlara cennet hayatında sunacağını beyan etmiş. Kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri tarafından cennette erkeklere sunulan tüm iltifatlar mümine kadınlara da sunulacaktır. Rabbimiz cennette erkeklere nasıl iltifatlar yağdıracaksa, nasıl muazzam iltifatlar, güzellikler bahşedecekse, aynı güzellikleri mümine kadınlara da imanlı ölmüş, dünya hayatında Kur'an'ı yaşadığı için imanlı ölmüş mümine kadınlara da cennet hayatında aynı iltifatı sunacaktır, aynı ihtişamlı hayatı onlara da sunacaktır. Kardeşlerim, estağfirullah, Zümer suresi ayet 73'te Rabbimiz bakınız ne kadar güzel beyan ediyor. وَقَالَ لَهُمْ حَسَنَتُهَا. Mümin kadın ve erkekler cennetin kapısına yaklaştıkları vakit, cennet kapısının bekçileri, yani mümin kadın ve erkekleri cennette karşılayacak cennet hazinleri, cennet bekçileri, cennet kapısında müminlere ihtişam yağdıracak kişiler, melekler. Ne diyeceklerdir? Selamun aleyküm. Kime? Mümin kadın ve mümin erkeklere o selamı verecektir. Cennet hazinleri, melekleri. Esselamu aleyküm diyecekler. Esselamu aleyküm tıptum. Allah'ın rahmeti, bereketi sizin üzerinize olsun. Cennete hoş geldiniz. Bakınız kardeşlerim, cennet hayatında kadın erkek ilişkilerinde artık tesettür yok. Rabbimiz nasıl bir kemhaya büründürecekse insanın mahiyetini bilmiyoruz. Cennete yürütülürken kadın ve erkek birlikte yürütülecekler. Cennet hazinleri, cennet kapısının bekçileri müminlere selam verirken mümin ve müminata, kadın ve erkeklere selam verecek. Cennetlik kadın ve cennetlik erkeklere selam verecek. Ne diyecek? وَقَالَ لَهُمْ حَزَنَتُهَا. O cennet kapısında bekleyen hazinler, cennet iltifatkarları, cennet kapısının bekçileri, selamun aleyküm tıptum. Hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ne güzel gözüküyorsunuz. Sizin dünya hayatında işlemiş olduğunuz güzel amelleriniz size hayat vermiş, sizi ziynetlemiş, sizi nurlandırmış, sizi güzelleştirdikçe güzelleştirmiş. Ne güzel gözüküyorsunuz, ne hoş olmuşsunuz. Evet kardeşlerim, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri cennetlik olan, ehli cennet olan mümine kadın ve mümin erkekleri cennet hazini, cennet kapıcısı olan melek tarafından karşılatırken, melek onlara iltifatlar yağdıracaklardır.
Yani böyle gelen insanın üzerinden gül dökmeye de benzemez. Çiçekler serpiştirmeye de benzemez. Rabbimiz cennete giren mümin kadın ve mümin erkekleri öyle bir iltifatla karşılatacaktır ki cennet hazinlerine, cennet iltifatkarlarına akıl izan dışında bir hayat olacak o safhada. Yani ne yollarına çiçek dökmek, gül dökmek veyahut da kafalarının üzerinden güller serpiştirmek, kokular serpiştirmek değil. Her şey cennet hayatına yakışır güzelliklerle olacaktır. Ve lıptüm, dünya hayatında işlemiş olduğunuz o güzel amelleriniz sizi ziynetlendirmiş. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Başka yerde duydunuz mu, duymadınız mı bilmiyorum. Ama şunu açıklamak durumundayım. Müminin ve müminenin dünya hayatında işlemiş olduğu güzel amelleri ahiret yurdunda, cennet hayatında ziynete dönüşecektir. Ziynete dönüşecektir. Yani burada ne yapmışsın? Hacca gitmişsin, ziynete dönüşecektir. Burada ne yapmıştın? Yardım etmişsin, ziynete dönüşecektir. Ve orada cennete giden mümin ve mümineler o ihtişamlı ziynetleriyle beraber, dünya hayatındaki amelleriyle beraber cennete yürürken cennet hazinleri karşılayacak. Esselamu aleyküm diyecek. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ey erli cennet! Rabbimizin bağışlaması, bereketi, esirgemesi, bütün güzellikleri sizin olsun. Dıptüm! Ne güzel gözüküyorsunuz. Üzerinize amelleriniz ne güzel yakışmış. Ne güzel ziynet vermiş size. Ne güzel parlatmış. Ne güzel nurlandırmış sizi diye İltifatlar yağdıracaktır. Değerli kardeşlerim, dikkat ederseniz Rabbimiz Teala Hazretleri cennet hayatında mümin veya mümine, kadın veya erkek fark etmeden herkese amel-i muktezasınca eşit muamele edecektir. Cennette erkeklere sunulan köşkler mümin kadınlara da sunulacaktır. Yani bazıları anlatırlar, işte cennet köşkünde erkekler, efendim kadınlar, huriler, kırmanlar. Rabbimiz cennetteki köşkleri nasıl ki erkeklere bahşediyorsa, aynı amel muktezasında olan bayanlara, kadınlara da Rabbimiz cennetteki köşkleri bahşedecektir. Ayrım yapmadan bahşedecektir. Nasıl ki huriler, kırmanlar cennet hayatında erkeklere hizmet ediyorsa, huriler, gılmanlar cennetlik kadınlara da hizmet edeceklerdir. Orada hurilerle evlenme yok. Zevç derken, eş derken, senin konuşma arkadaşın, seni orada eğlendirecek, seni mutlu edecek, senin gönül bakışlarını doyuracak şekilde sana güzellikler sunacak cennet hayatının bir parçaları huriler, gılmanlar dediğimiz varlıklar. Kardeşlerim, yani efendim erkeklere huriler, gılmanlar verecek, kadınları kıskanmayacak. Hayır. Oradaki kıskançlık Allah Celle Celaluhu'nun seyri temaşa hususunda olacak. Cennet hayatındaki kıskançlık Allahü Teala Hazretlerini seyri temaşa hususunda olacak. Bakınız. İki harislik vardır. Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki haris tane, iki harislik vardır. Birincisi, cennette iki harislik vardır. Birincisi, cehennemlik olan kişi cennetlik olan kişiye haris olacak. Gıpta edecek. Keşke güzel amel işleseydim. Ne olurdu şu 40 senelik hayata değer miydi ki daldım dünyaya? Kayboldum dünyada. Dünyanın yokluğunda perişan oldum. Keşke güzel amelim olsaydı da cennete gitseydim. Bu herislik, bu gıpta cennettekinin cennettekine gıptasına benzemeyecek buyuruyor Resul-i Ekrem Efendimiz. Orada öyle ehli cennet kadın veya erkek olacak ki Resul-i Ekrem Allah Teala Hazretlerini her an seyri temaşa edecek. Allah Resulü Hazretlerinin buyurduğu gibi nur cemal görmüşem bismillah billah. Nur cemali gören göz kınanır mı?
Her an, her an, her an aşkın boyutu artık illiyyunu aşacak. İlahi aşkın boyutunun sınırı olmadan her an peygamberler, evliyalar. Öyle insan da olacak ki bir an görecek. Elbette ki o bir an gören insan Cenab-ı Hak her an seyri temaşa eden insana gıpta edecek. Kardeşlerim, şöyle havai fişekler cümbüşüne baktığımız zaman hayran kalıyoruz. Yarım saat, bir saat bakıyoruz, nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Bunlar insanların yaptığı cümbüşler, insanların yaptığı bir takım zevk oyunları. Allah-u Teala her an başka bir şanda, o her an kendini başka bir şanda gösterecek. Ona bakan gözler, ben olsaydım. Ona bakan gönüller, onun için yanan insanlar. Bir de bir an görmüş, aşık olmuş, gerisi yok. İşte o diğerini aşık, gıpta edecek. Kardeşlerim, cennet hayatında aşk ve cazibe ilahi boyutludur. İnsani boyutlu değil. Cennet hayatında aşk ve cazibe ilahi boyutludur. Her an başka bir şanda olan Allah'a seyru temaşadır. Her an başka bir şanda olan Allah'a seyru temaşadır. Yoksa huriler, gılmanlar, bunlar kadınlara veya erkeklere hizmet edecekler. Ne erkekler hurilerle evlenecek, ne de kadınlar nurilerle, gılmanlarla evlenecek. Huri nedir? Bayan kıyafetinde bayanımsı olan cennet huriler varlıkları. Gılmanlarsa delikanlı kıyafetinde cennet ehline hizmet eden cennet yaratıklarıdır. Onlar cinsel obje değildirler. Cinsellik yoktur. Zaten cennet hayatında insanın aklına cinsellik gelmeyecek. Cinsellik dünyevi hazdır, dünyada kalıcıdır. Ahiret yurdunda ilahi aşkın boyutu boyutundaki zirve vardır. Gönül bakışlarıyla Allah Celle Celaluhu'yu bizatihi kendisini seyri temaşa vardır. Bazıları bir şeyler diyorlar. Kardeşlerim, Rabbimizin kendisini seyri temaşa edeceğiz. Kendisini seyri temaşa edeceğiz Rabbimizin. Ne demek yani? Dünya aklıyla orayı biz muhasebe edemeyiz tabii ki. Evet kardeşlerim, bakınız. Estağfirullah. Yasin suresi ayet 55'te Rabbimizle buyuruyorlar. İnne ashabel cennetil yevme fi şuğulin fakirun. Hüm ve ezvacun fi zilalin alel eraiki müttekirun. Şüphesiz cennet ehli o gün keyifli bir uğraş içindedir. İnne ashabel cennetil yevme fi şuğulin fakirun. Mutlak ve mutlak ehli cennet olan müminler, mümin kadın ve mümin erkekler o gün çok keyifli bir uğraş, zevk-ü sefa içindedirler. Hüm ve ezvacuhum fî zilâlin alel erâiki müttekiûn. Çünkü onlar eşleri ve çocuklarıyla beraber mutluluk içinde, efendim, koltuklarda ve çardak altlarında salınmaktadırlar. Kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an'ın mesajlarda insanlar daha iyi anlasınlar diye cennet hayatını anlatırken dünyevi misallerle anlatmış. Dünyada insanın ulaşmak istediği zevk-ü sefayı sunmaya çalışmış. Elbette ki bizim aklımız ve idrakimizin çok dışındaki bir hayattır. Akıl ve idrakin eremeyeceği kadar güzel bir hayattır cennet hayatı. Fakat şunu biliyoruz ki artık cennet hayatında mümin erkekler ve mümin kadınlar amelleri muktezasınca eşittirler. Kadın ve erkek ayrımı olmadan eşittirler. Hatta bir ailede kadın ameli daha yüksek, beynin ameli daha aşağısaysa
o kadının cennet nimetlerinden istifade etmesi daha mükemmel olacaktır. Ve bazen de ehli salat ve ehli takva olan mümine kadınların yüzü suyu hürmetine Rabbimiz onun beyni bağışlayacaktır. Rabbimiz gelmiş kadına soracak. Nasıl, mutlu musun? Melekler vasıtasıyla, huriler, gılmanlar vasıtasıyla soracak. Mutlu musun cennette? Ey Rabbim, sorunum yok ama ben eşimi istiyorum. Eşim yok, çocuklarım yok. Onlar benim mutluluğumu engelliyor. İşte belki bir erkek hanımının yüzü suyu hürmetine, onun şefaatiyle cennete girecek. Biz buna ne diyoruz? Şefaati suğra diyoruz. Şefaati uzma, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı şefaattir. Şefaati suğra ise müminlerin birbirlerine karşı iltifat şefaatleridir ki bu da haktır ve olacaktır. Çünkü cennette mutsuzluk yoktur. Hüm ve ezvacuhum fî zilâlin alel erâik müttekiûn. Cennette öyle bir hoş rahatlık içindedir ki mümin kadın ve erkekler zevceleriyle ve çocuklarıyla efendim çardaklar altında koltuklarda oturup yaşamaktadırlar. Kardeşlerim, gördüğünüz gibi cennet hayatı mümin ve mümine için, kadın ve erkek için eşit bir hayattır. Herkes kendi ameli muktezasınca cennette mutlu olur veyahut da kötü amellerinden, ameli seyyielerinden dolayı da cennete dahil olmaz, o zaman cehennemde kalır. Belki Rabbimiz bizim çocuklarımızdan cehenneme gitmişse bilemiyoruz. Biz oradaki her şeyi bilemiyoruz. Konuşmak durumunda da değiliz. Boş konuşmuş oluruz. Belki Rabbimiz bize unutturacak. O cehennemde yanacak. Allah çocuklarımızı muhafaza buyursun. Belki Rabbimiz bize hatırlatacak. Mümin öldüklerinden, vefat ettiklerinden dolayı biz onlara şefaat edeceğiz. Onları cehennemden cennete aldıracağız. Kardeşlerim, yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. İbadetlerimizi en güzel kabul ile makbul buyursun. Rabbimiz cennet hayatında kadın ve erkeği tefrik etmeye çalışan zavallı insanların da o kötü duygularından, kötü bilgilerinden bizleri mahzun ve muhafaza buyursun. Cennet ve cemaliyle bizleri müşerref eylesin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Nivaul Hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşr-ı cem eylesin. Amin bi hurmeti daha ve yasin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.